3 gün boyunca Tuz Festivali çok dolu dolu geçti, coşkulu geçti. Festivalle ilgili bugün final gecesindeyiz. Festivalle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, bugün final gecesindeyiz. Bugün bir aksilik yaşadık. Maalesef final sanatçımız Haluk Levent Covid çıktı. Dün bir konserde rahatsızlandı. Test sonucu pozitif çıkınca maalesef bizim konserimizle beraber 4 konseri iptal etmek zorunda kaldı ama şu sözü aldı kendisinden, 30 Ekim'de bizlerle beraber olacak. Yine coşkulu bir konser verecek. Bunun altı aslında daha önce de ifade ettiğim 3 yıla dayanıyor. 3 yıl boyunca festivali gerçekleştirelim istedik. 2019 hazırlıklı değildik. 2020-2021'de malum biliyorsunuz Covid-19 denilen pandemi sürecini geçirdik. Ama gerçekten Çankırı'nın özellikle belki tüm Türkiye'mizin ama Çankırı halkının ihtiyacı vardı hemşerilerimizin buna. Tabii festivaller sadece sanatçıyla bitmiyor. Bir sürü etkinlikler yaptık. 12 noktada etkinliğimiz oldu. İnanın ben o etkinliklerde de bu kadar yoğunluk olacağını tahmin edemedim. Hakikaten farklı etkinliklere Çankırı halkı ihtiyacı varmış. Müthiş bir eğlence oldu. Şehrimizde istediğimiz hareketliliği yaşadık. Belki 50-60 bin kişi Çankırı'ya giriş çıkış yaptı. Esnafımızın yüzü güldü. Tabii sadece festivaller bunlarda kalmıyor. Bizi yeni ve eski nesili birbirine bağlayan büyük bir etkinlik. Sine-i Rahim, insanlar şehirlerine, köylerine gelme fırsatı buldular etkinliği vesile olarak. Çok güzel geçti, çok hareketliydi. Bizim de istediğimiz buydu. Bu süreçte sanayinin tanıtımı açısından sanayi fuarı yaptık. Yani Çankırı'da nelerin olduğunu göstermek istedik. Çankırı'da belki dünyada eşi benzer olmayan, dünyaya ihracat yapan bir sürü firmamız var ama Çankırı halkımız bilmediği gibi dışarıdaki yaşayan Çankırılarımız, Türkiye genelinde de bu çok bilinmiyordu. Orası da çok güzel oldu. Offroad yaptı değerli arkadaşlarımız. Klasik araçlarımız vardı. Tuz mağarasında 100'ün üzerinde aşçımız geldi Türkiye'nin her yerinden. Federasyon başkanımız buradaydı. Herkes taşın altına elini koydu. Sağ olsunlar, bizi burada onur ettiler. Misafirlerimiz geldi. Belki en önemli olan şuydu. Çankırı'da inanmıştık, çok önemliydi. Bunu sağladık. İlerleyen süreçte çok daha farklı olacağına inanıyorum. Hatta şimdiden başkanım şu etkinliği de yapsak, bunu da yapsak diyenler var. Ama ekibimiz çok büyük bir özveriyle çalıştı. 3 gün, hele son 3 gün gecesini gündüzüne kattılar. Hiçbir aksaklık problemi olmadan yaşamak istedik. Hamdolsun bugüne kadar olmadı. Maalesef bizim ve kendisinin elinde olmayan nedenle, sanatçımızın elinde olmayan nedenle böyle bir aksaklık oldu ama başka bir sanatçımızla telafi ettik. Şükür bizi mutlu etti. İnsanların mutluluğu bizi mutlu etti. Beklemedikleri bir organizasyon oldu. Hamdolsun dolu dolu 3 günü yaşadık. O da nazar boncuğu olsun diyelim. Tabii yani bunlar olacak. Bir yağmur dün bir yağdı. Tekrar dindi. Çok şükür kazasız belasız atlatacağız inşallah. Bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettim. Turizm anlamında bizim lokomotifimiz Tuz Mağarası. Bunu dünyaya tanıtmamız lazım. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Vatandaşlardan gelen tepki de aynı şekilde. Mağaramıza, Tuz Mağaramıza, yeraltı şehrimize binlerce araç giriş çıkış yaptı. Festivalin duyurduktan sonra son bir ay içerisinde %22 gibi bir artış. Belki 3 gün içerisinde yani 500-600 bin ziyaretçi ile karşılaştık. Bu süre zarfında her yarım saatte bir şehirden Tuz Mağaramıza ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Vatandaşımızdan, halkımızdan, esnafımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çankırı'ya hizmet bizim için ibadet. Bu süreçleri devam ettireceğiz inşallah etkinliklerle. Sadece buna konser gözüyle bakmamak lazım, onu diyorum. Uzağa yakını birleştirdik. İnsanlar akrabasını, memleketini, şehrini, gelmeyenler vardı. Birbirlerini tanıma fırsatı yakaladık. Bunlar düğünlerde, derneklerde, bayramlarda oluyordu ama festival daha da perçinledi diye düşünüyorum. Tabii ben de bugün Tuz Mağarası'na gittim. Yeni otobüslerle gittim. Binlerce insan vardı Tuz Mağarası'nda.
Otobüsler de sanıyorum Ekim ayının başında devreye giriyor. İnşallah bu önümüzdeki ay Ekim ayının ilk haftası devreye sokacağız. 21 tane araç aldık. 2 tane daha gelecek. Hepsi sıfır. Bu konuda çok büyük şikayetler vardı. Biliyorduk, farkındaydık ama maalesef süreç çok hızlı ilerlemiyor bu anlamda. Araçların temini noktasında sıkıntı çektik. Çünkü Türkiye'de var bu. 81 il, binlerce ilçede aynı sıkıntılar yaşanıyor. Temin noktasında sıkıntı çektiğimiz için süreç biraz uzadı. Haklarını helal etsinler Çankırılı hemşerilerimiz. Ama en sonunda inşallah şehir taşımacılığını kendi belediyemiz bünyesinde işleteceğiz. Peki son sözlerini alalım. Teşekkür edelim röportaj için. Ben sizlere, basın mensuplarına, özellikle Ercan Bey size çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize destek veren, inanan, güvenen hemşerilerime her şeyin başında teşekkür ediyorum. Bir nebze mutlu edebildiysek son 3 gün özellikle, ne mutlu bizlere. İnşallah çıtayı biraz yüksek tuttuk ama üzerine koyarak ilerleyen süreçte 2., 3., 5., tabii ömrümüz ne kadar ifade ederse belki 52.sini, 100.sini göreceğiz. Peki başkanım, bir de hani sanatçı eleştirisi noktasında yerli sanatçı çağrılmadı falan diye siz burada da açıkladınız, anket yaptık diye. Onlarla ilgili neler yani söylemek istersiniz? Bazı sanatçılar, benim hiç dinlediğim sanatçı değil ama demin CD'den verildi. Hala çocuklar, gençler coşkuyla alkışladılar, eşlik ettiler. Fakat dediğiniz gibi ben bir kamuoyu yoklaması yaptırdık. Çok büyük, geniş kapsamlı değil ama bu sanatçılarımız çıktı. Hatta 2 tane sanatçımız vardı ama inanın şu süreçte festivaller, etkinlikler de onun dolayı bir dakika boş zamanları yok. Hatta Haluk Bey'le önümüzdeki yıl festival için tekrar görüşme yaptık ama hepsi dolu. 2023'leri dolu. E tabi bizim gibi herkes düşündü. İnsanlar pandemi sürecinde çok sıkılmıştı evlerde. Buna çok ihtiyacı vardı Türkiye'mizin. Doğal olarak tabii Çankırı bizi daha çok ilgilendiriyor, Çankırı halkının. İnşallah bu tip etkinlikleri devam ettireceğiz. Tabii ki onlar da bizim sanatçılarımız, Çankırılı hemşerilerimiz, kardeşimiz ama bu festival böyle oldu. Saygıyla, takdirle karşılamak lazım. Ki biz bunu organizasyon firması eşliğinde yaptık. Yani çok da bize söz hakkı düşmedi açıkçası. Biz anketi gösterdik. Ona göre sanatçılarımızı organize ettiler. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tabii ki onlar da bizim bir değerimiz, Çankırılı sanatçılarımız. İnşallah ilerleyen süreçte bakacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Belirtmek istiyorum. Ben bu organizasyonu tepeden tırnağa bir organizasyon firmasına verebilirdim ama şunu istemedim. Yani şehir dışında biz hiçbir esnafı veya satıcıyı Çankırı'ya sokmadık. Çankırımızın esnaf kazansın istedik. Buradaki sanayi fuarındaki yerler de ücretsiz. Gördüğünüz standların hepsini ücretsiz verdik. Yani bunu belki ücret ödemeden bu organizasyonda yapabilirdik ama işte Kayseri'den sucuk, Trabzon'dan ekmek, Afyon'dan, biz bunu istemedik. Sadece Kültür Bakanlığı'nın sanatçılar anlamında bu boncuk, cam işleme filan, onlar geldi, sergilerini nasıl yapıldıklarını anlattılar. Yani o durumda dahi organizasyonu kendimiz yaptık. Sadece sanatçıyı başka bir firmaya ihale ettik. Onun haricinde bütün organizasyonu benim ekibim yaptı. Ben buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Çok büyük bir özveriyle. Belki 2009'dan altı var ama son 3 aydır hakikaten gece gündüz çalıştılar. Yani pürüzsüz, en ufak bir engelsiz, bir aksaklık yaşamadan bir program hazırlamaya çalıştılar. Çok teşekkür ediyoruz. Konserde başlıyor. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.